Bu hortum bayağı bir kalındı. Bunu taktım çeşmeye. Ama maalesef o da patladı. Arabalar hızlı geçtiği için. Kuşlarımız da gelmiş. Kuşlar için ektiğim buğdaylar bitti. Şimdi onlar için güzel bir kuş evi yapacağım. Aslında bir tane yapmıştım kabaktan ama o küçük geldi. Biz buraya geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu. Bunlar çekirdekten yetişti. Çekirdekleri atmayın diye bir kampanya var Tema Vakfı'nın. İşte 3 yılda bu boya geliyor ağaçlar. Ama bunları çöpe attığınızda şehir kanalizasyonu karışıyor gidiyor. Burada bir hayat döngüsü var. Bir sürü yabani canlı geliyor. Mesela kaplumbağalar dut yaprağını seviyormuş. Gül haçmi çiçeğini, işte Japon gülü, hibiskus deniyor. Hibiskusu seviyormuş, onu tüketiyormuş. Ürettiğinizde, diktiğinizde mutlaka ki bir canlı ondan faydalanıyor. Bu evrende de bir başka canlının refahını, mutluluğunu, iyiliğini görmek kadar güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bu zakkum da küçücüktü. Nasılsın? Gel bakalım. Gel barışalım. Çok ağlıyorsun. Kızıyorum sana. Çok ağlıyorsun. İnsanları rahatsız ediyorsun. Uslu ol. Akıllı ol. Yoksa gideceksin buradan. Tamam mı? Bu da komşumun zakkum ağaçları. Müthiş bir perdeleme görevi görüyor. Ve çok güzel kokusu var. Araya beyaz diktiği için de ferahlatıcı bir hava veriyor. Çok güzel kokuyor. Ve mısır koçanı. Yerel tohumdan. Çok eski bir tohummuş. Şu gül hatminin de yapraklarını koyalım. Gül hatminin çiçeğinden dolma oluyor. Tabii her türden değil. Bitkilerin bazı türleri zehirli olabiliyor. Araştırıp daha sonra tüketmek gerekiyor. Çiçekleri alıyoruz sabah erken saatlerde. Kabak dolmasında olduğu gibi iç harç koyuyoruz ve şöyle kapatıp pişiriyoruz. Enfes. Çit bitkisi yapmak için çok iyi. Çok hızlı gelişiyor. Su istemiyor. Ve bakımı kolay. Anason kokusu geliyor şu anda. Ve burada küçük bir buz çiçeği. Ama birazcık yabani otların. Ve kozmosun gölgesinde kalmış. Burada da bir gazanya. Bu da yaban otlarının içinde kalmış. Şimdi bu yaban otları o kadar ilginç ki primer yani ana ve sekonder yani primerden kaynaklanan türeyen bileşikler var. Ve tohumlarının çok güçlü dayanma gücü var. Yani bir kış olmazsa öbür kış çimlenebiliyor. Bu da onunla mücadeleyi biraz zorlaştırıyor. Şimdi ben burayı da daha önce temizledim, ağaç diktim. Ama belediye ağacı kesti.
İşte araçlar park yeri olarak kullandı ve köpekleri istemediler. Müthiş kokulu. Daha sonra ben de bıraktım. Şu anda bu şekilde. Maalesef ki. Salyangozlardan temizlenmesi için böyle bırakıyorum ama salyangozların hiç temizleneceği yok. Habire çoğalıyor. Burası böyle.